Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selam. El etemman il ekmelan. Ala seyyidina ve habibina ve kudvetina ve imamina. Ve muallimina ve ustazina. Ve şafi'ina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Münafıklar seken deliğinin hikmetlerini 9.siye kiyen ekemiz. Şuna kam, biz kitapta 9'a. Bazı telkimler, bazı rakamlaşlarda, bazı nuskalarda uzgarad. Yani biz kolumuzdaki İbn Acibe'nin nuskalarda 9. hikmet kekildik. Ötken sefer ettiler ki, اِذَا فَتَحَ لَكَ وِجْهَةً مِنَ التَّعَرُّفِ فَلَا تُبَالِ مَعَهَا اِنْ قَلَّ يَكِ اَنْ قَلَّ عَمَلُكَ فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا عَلَيْكَ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ التَّعَرُّفَ هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْكَ وَالْأَعْمَالَ أَنْتَ مُهْدِيهَا إِلَيْهِ وَأَيْنَمَا تُهْدِيهِ إِلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْكَ Dikendilere. Şimdi okşettiler ki, eğer Allah Subhanahu ve Teala seni özünü tanıtış için tecelli kılıp, özünün sıfatını senin kalbine kursatış için seni bir eşki açken bolsa. Yani bir musibet bergen bolsa. Köpünce musibet bilen boladı. Yani ki diyamet bilen buluşun mümkün. Galiba musibet bilen boladı. Mu'lim bilen, nesela bilen boladı dediler o. Fela tubali ma'aha. Oşa marifet eşki açılıp turgen bolsa. Amelin azligiden havatır ama. İtibar kılma onu. Nime geldiyse. Çünkü o amellerden murat Allah'a yetişir, kalbini tazeleş, Allah'ın marifetini hasıl kılış, Allah'ın muhabbetini hasıl kılış. Aslı maksat şu idi, amellerini şuna vasıta kılardık. Allah o vasıtalarını alıp, asan güne senge şunu hasıl kılıp yaptık. Bir musibetini verip, ya ki bir haletini senge düşürüp. Madem o senge şimdi oşa vicdanı yani eşiğini açıp diken demek o senge özünü tanıtmak için senin onu tanışığını isteyerdi. Şimdi o senin onu tanışığını isteyerken olsa Allah Subhanahu ve Teala. Demek oşa haletlerini, musibetlerini yani türlü haletlerini senge öz kilitir yaptı. Allah'ın fiili böyle yaptı. Ameller senin fiilin. Allah Teala senge özü tartık kılıp özünü tanıtkeni kaydayı, sen amel kılıp, mehnet kılıp, o şanarsdaki yetişkenin kaydayı. Yani Allah Ta'ala özüge tartkeni kaydayı, sen onge bargenin kaydayı. O şu Allah Ta'ala'nın özüge tartışını cezbe değiller. Cezbe, çünkü yokşigen haletini artıdan hem keledi, usus hem gelişim mümkün, cezbe umumi yok. Lekin bu kişiye tekkeni hem cezbege abaladı, yani bendenin kalbi de Allah Ta'ala'ya nispeten kattık bağlanışını ap keledi. Bu Allah Teala'nın tanışını yapıp geldi. Ötken sefer misal etkenimizde. Yani tekrarla oturmayız. Şimdi kendi hikmetlerime diyebilirler. Tenevva'at ecnasul a'mal bi tenevvi validatil ahval. Cins, ecnas cinsli köplüğü. Tür degen. Nev ham tür. Tenevva'at degen türlenedi degen. Ameller, amellerinin türleri hal varit bo'lgan, ya'ni qalbga tushgan holatlarning turlicha bo'lishiga qarab har xil bo'ladi. Amallar turlanadi. Nima bilan turlanadi? Qalbga kelgan holat bilan turlanadi. Buni yuqoridagi hikmatga bog'lab tushunish mumkin, mustaqil tushunish ham mumkin. Hozir biz birinchi shorihning gaplarini o'qiymiz. Demak, biz amalni bilishimiz kerak. Amal nima? Amal fe'l, ish harakat. Ish harakat bu yerda amaldan murod Allah Subhanahu ve Teala buyurgan amellerini azalardan sadır buluş. Kalp ne bilemiz? Ruhunun merkezi. O şey kalpte kelediyen haletler, varidat deyiler diyen ki ahval iki nesiyen bitti nersi. Varid degeni kendi uçun nersi diyen. Ahval degeni halet, uzgarip turu uçun nersi diyen. Validatul ahval diyen, el ahvalul valide diyen. Yani kelediyen haletler, kalpte kelediyen haletler. Kalpte kelediğin haletler türlü içe bugün ki kalp ameller haklı bulan. Mesela bir kişi günahını kıskıyan peyeti de günahkarlıdır. İstiğfar ki peyeti. Bir kişi de Allah'ın nimetlerini kıskılış kuşayan peyeti de şükür ki peyeti. Yani şu halet onu amelini özertir yap. Doğru mu?
Masalan bir günahingiz yetgan paytingizda, yoki bir günah qilib qo'ydingiz. Kecha shu günahni qilmagan paytingizdagi holatdan bugun boshqacha bo'lib qolasiz. Bu hozirgi bu aytilayotgan gaplar hammasi bandani qalbidan Alloh taologa bo'lgan munosabatlar hammasi. U qalbi uzilgan amalni shunchaki rutina sifatida, odat sifatida qilib yurgan odamga bu narsa sezilmaydi. Bu qalbi Allohga bog'lanib turgan kishilarda bo'ladi. Har qanday kishida ozgina bo'lsa ham bog'lanish bor. Alloh hammani qalbiga o'zini solib qo'ygan. Kofirni ham qalbida bor. Hammani qalbida bor. Faqat o'shini topish hammada har xil o'shanga munosabat har xil. O'sha munosabatda banda masalan kecha yaxshi yurgandi, masalan xato qilmagan, ibodatlarni shavq-zavq bilan qilib yurdi, salovat ko'paytirib shukrlar bilan. Bugun gunoh qilib qo'ydi, ertalab xato qilib qo'ydi. Tushkunlikka tushib qoladi va o'sha xatosidan nadomat chekadi, istig'for aytadi. Kechagidan ko'p istig'for aytadi bugun. Kerak bo'lsa nafsini jazolash uchun roza ham tutadi. Kecha tutmagandi-yu roza. Bugun tutadi endi. Demak, mana shu uni amali o'zgarib ketyapti, nima bilan o'zgaryapti? Qalbidan kechayotgan hol bilan o'zgaryapti. Yo'da bandaga musibat keladi. Musibatda gunohimdanmikin deydi. Istig'for aytishga tushadi. Albatta bu Allohni taniganlarda, bo'lmasa musibat kelsa birov bilan olishib, birovga to'ngib yuradiganlar ham bor. Banda musibat kelsa qaysi xatoimga kin deydi, istig'for aytadi. O'sha istig'for aytishga olib kelgan undagan qalbidagi musibatni his qilish holati o'sha hol vorid deyiladi o'sha. O'shandan amal o'zgarib qolyapti. Kechagidan bugun istig'for ko'p. Yoki ba'zi odamda ibodat qilib amal qilganda masalan qalbida surur kuchayib ketadi. Jamoatga chiqib kelgandan keyin kayfiyat yaxshi bo'lib masalan yoki hajga borganda, umraga borganda shavqi oshadi. U odamda istig'fordan ko'ra hamd salo ko'payadi, la ilaha illalloh tahallul ko'payadi, salovat ko'payadi va hokazo. Bu ham uni amallarini o'zgarishi o'sha qalbidagi holatga bog'liq ekaniga misol. Yana misollar keladi sharhda. Men qisqa qilib aytdim. Ya'ni qalbdagi holatga qarab bandani amallari o'zgaradi. Endi bunda biz ahvolni hol voridatdan murod, holdan murod faqat qalbga tushuvchi Allohdan keladigan narsalargina nazarda tutiladi. Ammo qalbga shaytondan keladigan narsalar, nafsdan keladiganlar u tushunilmaydi hozir. Bu birinchi biz belgilagan sharhda va shorihni tushunishda shu. Ahvoldan murod qalbda vorid bo'ladigan Alloh tomonidan keladigan narsalar. Ammo shaytondan, nafsdan keladigan istaklar bor-ku. Bu narsalar bu yerda hisobga o'tmaydi. U iroda qilinmayapti bu yerda. Unda tushunganlar ham bor, lekin boshqa fahm. Lekin hozirgi biz shorihni fahmi shu. Bu yerda jins va nav degan so'zlar mantiqni istilohida ham bor, lekin bu yerda mantiqni istilohida emas. Bu yerdagi jins va nav so'zlari tanavvuat ajnas degan so'zlar lug'aviy tushuniladi. Tur deb bilamiz ya'ni. Tanvi'u shay'i takthiruhu. Bir narsaning turlanishi ko'payishdan iborat. Chunki masalan qachon uzum chuqur bo'ladi? Ko'paysa qachon turlanadi narsa? Bittadan ko'p bo'lganda. Bittadan ko'p bo'lmasa turlanmaydi. Demak, narsani tanavvuat degandagi so'zdagi navlanish, turlanish ko'payishni taqozo qiladi. Ko'p bo'lishini, bittadan ko'p bo'lishini. Wal a'malu huna ibaratun an harakatil jism. Al harakatil jismaniy desa ham bo'ladi. Bu yerda deb ta'kidlayapti. Bu yerda amal jismni harakatlardan iborat. Til ham jism, qo'l ham jism, ko'z ham jism. Mana shu amallar. O'shlardan sodir bo'ladigan harakatni amal deymiz. Va amallardan murod bu yerda Alloh subhanahu va taolo ga qaratilgan amallar. Masalan, yer chopish emas. Bu yerdagi amaldan murod. Bu ham qo'l harakati. Lekin bu yerdagi amaldan murod ibodat ma'nosidagi amallar. Allohning amriga qaratilgan amallar. Amal fe'ldan farq qiladi. Fe'l umumiyroq. Har qanday insondan sodir bo'lgan har qanday ish harakatni fe'l deymiz. Bexosdan bo'lsa ham, qasddan bo'lsa ham, takroran bo'lsa ham, bir marta bo'lsa ham. Masalan, bir kishi do'ppisini yechib qaytib kiydi. Yechishi bitta amal, qaytib kiyishi bitta amal. To'g'rimi? U do'ppisini yerga tushirdi. Masalan, yechib do'ppisini oldida
ulaştırdı yerge. Dopusunu yerge düşürdü deseniz bo'ladi. Endi o adam dopusunu tushurmoqchi emas edi o'zi asli. Asli. Boshini qarshimoqchi edi, dopi bo'lib ketib qoldi. U ham dopini tushurdi yerge. Lekin beqasd, beixtiyor. İkalasi ham fe'l desa bo'ladi. Fa'ala yaf'alu bishan. Ammo bexosdan tushurganda amal deb bo'lmaydi. Amal xosroq. Amal maqsad bilan qilinadigan ish harakat. Bexosdan qo'lingiz boshingizni qashiyman deb choyni to'kib yorsangiz, choyni to'k desa bo'ladi. Fe'l ma'nosida amal bo'lmaydi u. Ammo choyni ushlab to'ksangiz qo'lingiz bilan, to'kish niyatida ko'tarsangiz, ana uni choy, uni ham choy to'kdi deydi. Lekin u amal bo'ladi. Shuning uchun vafiyat kullu nafsin ma amilat va huwa a'lamu bima yaf'alu. Keladi. Biz boshqa darslarda ham aytdik buni. Vafiyat kullu nafsin ma amilat. Har bir jon, har bir shaxs qilgan amalini to'la oladi. Jazosi mukofotini. Amalini. Va huwa a'lamu Alloh subhanahu va taolo yaf'a fe'llarini bilardi. Ya'ni ular qasd bilan qilgan amallariga mukofot jazo olishadi. Alloh u qasd bilan qilganidan tashqari qasdsiz qilganlarini ham bilardi o'zi asl. Ularga bermadi jazo degani. Beixtiyor qilib qo'ygan gunohlarini ham biladi yoki amallarini ham biladi. Ularga bermadi mukofot yoki jazo. Ammo qasd bilan qilganlarini mukofotlaydi yoki jazolaydi. Shuning uchun ufiyat kullu nafsin ma amilat va huwa a'lamu bima ya'malun mas yaf'alun. Ya'ni Allohning bilimi umumiy. Bexosdan qilganingizni ham o'z ichiga oladi. Demak, bu yerdagi amal insonning jismidan sodir bo'ladigan ish harakatlar ibodat yuzasidan va qasd bilan. Shuning uchun biroq pulingizni o'g'irlab ketsa, mendan sadaqa desiz, sadaqa bo'lmaydi, olib ketib bo'lgan u. Siz ixtiyorisiz. Olishga qudratingiz yetgan paytda aytsangiz bo'ladi. Wal validat endi bitanawwi validati al-ahwal deganlardagi validat so'zi, validlar degan so'zlari nima so'z desa والواردات والأحوال عبارة عن حركة القلب. دمك واردات لردن مراد أحوال همشو قلبنا حركة. دمك عمل لر جسمني حركة واردات وأحوال لر قلبني حركة. قلب ديجي يزبر ديان تيغولر أزغرش لر انتلش لر سقلش خرسان برش وهكذا شو لر قلبني حركة. قلبنا مراد يرك مس بيرده قناط بيرديان. Bu ruh degi kuvvet. Fel khatiru vel validu vel halu mahalluha vahid. Khatir yani kalpke kele diyen keçinme. Keçinme yani ki varid diyemiz yani ki ahval diyemiz cayi bitti hemesin cayi bitti yani kalp. Kalpte sadır buladı. Ahval ham, varid ham, khatir ham. Lakin madamel kalbu تخطر فيه الخواطر الظلمانية والنورانية سمي ما يخطر فيه خاطرا وإن انقطعت عنه الخواطر الظلمانية سمي ما يخطر فيه واردا وحالا عند قلبك كيلجان كيشمم تيغولر وحالات لنا خاطر ديسا بولد قلبك كيشين همان أرسل لكن قلبك كيلجان أوشا حالات لنا إكخل بولد نوراني بولد ظلماني بولد ya'ni yaxshilik bo'ladi, yomonlik bo'ladi. Masalan, o'g'irlik qilgisi keladi yoki sadaqa qilgisi keladi qalbida. Shu narsa xotiraga keladi. Yoki ko'ngliga keladi bir kishiga yordam berish. Ko'ngliga keladi bir odamni qiynash. Ko'ngliga keladi bir yaxshilik, ko'ngliga keladi bir yomonlik insonda. Endi shunda yaxshiliklarni nuroniy xotiralarni ajratish uchun ularni hol va vorid deyildi. Nargisini zulmoniylarini ya'ni zulmat keltiradigan yomonliklarni qalbga kelgan xotirlarni ularni xotir deyildi ajratish uchun. O'zi u ham xotir. Lekin uni xotir deyildi. Yaxshilik bo'lmaganlarini, yaxshiliklarini, nuroniylarini valid va hol deyildi. Demak, bu yerda validatil ahvaldan murod qalbga kelgan holatlarda ijobiylari nazarda tutilyapti. Va idofatu ahadihima ila al-akhir إضافة بيانية. إن واردات الأحوال دلنا وارداتنا أحوال إكلاسنا برني كنسية ما قلنا إضافة قلنا قشت إضافة قلنا نحو يستلها إضافة قلنا جنب بيتة وإضافة بيانية بولد
izrafa nisbet beradi mesela. Qalamu Mahmudin desin, Mahmudun qalami bo'ladi. İzrafın bir qancha maqsadlari bor. G'oliban birlamchi maqsadi nisbat. Qalamu Mahmudin desin, Mahmudun qalami, Mahmudga qalamni nisbat berayotgan bo'lasiz. Lekin bu yerda varidatul ahval desa, ahvollarning voridlari demoqchimi? Yo'q. Varidatun minal ahval yoki hiyal ahval bo'ladi. Validler ne halgi izah ahval gibi izah pakiyen peyten bolade. Validler ki ular haller dur diye maksud bolade. Yani ki validler ki hallerden ibaret diye maksud bolade. Demek izafa beyan ediyor yani manası yani valideler ne ahval ge, bunun ikincisi ge izah pakiyen peyten de. Demek şu namaz iki las bitten derse, iki las bitten derse. Lakin mesela hatamu fiddatin diyesiz, hatamu zahabin. Tilla yani üzük. Tilla, tilladan bo'lgan üzük demoqchi. İkalasi bitta narsani aytyapsiz-da siz. Tillani üzük emas. Tillaning üzüğü demoqchimasiz, balki tilla üzükdan bo'lgan demoqchisiz. Üzükdan iborat tilla yoki tilladan iborat üzük demoqchisiz. Xuddi shunaqa izofa bayoni bo'ladi shu. Ya'ni ahvollarki voriddir. Voridlardir. Voridlarki ahvoldir ular demoqchi. İkita narsa deb hisoblamagin demoqchi. Izofani ko'rib, ikkovisi alohida bir-biridan boshqa narsa deb o'ylama. Xuddiki tilla uzuk deganda tilla boshqa uzuk boshqa demayapsan, ikkovisi bitta narsani ko'rsatyapti-yu. Xuddi shunaqa demoqchi. Wakilahuma yatahawwalan. Ikkalasi ham o'zgarib turadi. Ikkalasi bitta narsa bo'lganda keyin shu. Valid ham hol ham o'zgaruvchidir. Bitta narsani masalan turli e'tibor bilan turli nomlashingiz mumkin. Mesela siz yüzüye mehman oturup, mehmanını yüzüye kegen etibarından kelgi uçu desiz böyle. Oturgen etibarından otur uçu desiz mi böyle? Doğru mu? Size yüzde azası yemezlik eden mehman desiz mi böyle? Türlü etibardan bir nesnenin namlaşı mümkün. Kalpte türlü tukulgen oşa tuyguler, keçinmelerini Allah Ta'ala tamamen kelişi etibarından varır değiller. O'zgaruv uchanligi e'tibordan hol deydi. Fa in dama zalik zaka summiya maqoman. Endi o'sha hol qalbda o'rnashib davomiy bo'lib qolsa maqom deyiladi keyin. Masalan bir kishida qalbida o'sha ibodatda qosirlik yoki gunohga cho'lg'iganlikni tuyg'usi bir paydo bo'ldi. Bu odamda shundan siqilish paydo bo'ldi, istig'for ko'payib ketdi. Buni qabz holati deyiladi. Keyin yana bir kayfiyati ochilib, ibodatlardan ko'ngli to'lib, xursand bo'lib, kayfiyati yaxshi bo'ldi. Uni bast holati deyiladi. Endi bir kishida o'sha oldingi qilgan xatolarini unuta olmayapti. Kechirilganidan aniq bashorat yo'q. Oldingi o'sha gunohni tuyg'usi va o'zini holatidan nadomat holati qalbida qotdi qoldi. Mahzunlik unga mahkum bo'lib qoldi. Mahzunlikka mahkum bo'lib qoldi. O'shani xolim maqomga aylangan bo'ladi. Bir kishi masalan rozi bo'ladi. Musibat kelganda masalan puli yo'qoldi rozi bo'ldi. Alhamdulillah, endi Allohning irodasi ekan dedi. Lekin bolasi qo'ldan ketganda rozi bo'lmay qoldi qadarga. U odamdagi oldingisi hol. Nimaga? Chunki u ikkinchi musibatga kelganda o'zgarib ketdi. Bolasini yo'qotdi ham alhamdulillah dedi. Bitta a'zosini yo'qotdi ham alhamdulillah, rozilik holati qalbida turibdi sokin. O'sha odam rozilik maqomiga yetgan bo'ladi. Ammo bir safar undan bir safar bundoq bo'lganiki hol bo'ladi. Mashhur ta'rif shu. Hol deb maqom aytganlar ham bor. Lekin mashhur ta'rif shu. Hol o'zgaruvchi, maqom sobit. Qur'oni Karimda qaysi sifatki maqtalgan bo'lsa maqom aytilgan. Innalloha ma'as sobirin, Alloh sabrlilar bilan birga degan maqom aytgan. Bir kez kelganda sabr qilgan odam emas. Ma'al muttaqin deganda doim maqomni aytadi Qur'on. Shuning uchun bilingki, agar sizda o'sha taqvo maqomga aylanmasa, ma'al muttaqinga tushmaysiz. Taqvodorlar bilan birga degan narsaga tushmaysiz. Sabr sizda maqomga qalbingizdagi doimiy holatga aylanmasa, sabrlar bilan birga dur degan oyatga tushmaysiz, sabrli hisoblanmaysiz. Masalan, deylik bir musibat kelganda sabr qildingiz. Ikkinchisida, uchinchisida chidolmay qoldingizda siz sabrmasiz, ma'as sobiringa tushmaysiz. Sabrlar bilan birga degan oyatga tushmaysiz. Chunki Qur'oni Karimda nimaiki sifat aytilgan bo'lsa, maqom ido qilingan. Bu kishining ahvolidan maqomni ajratib qo'yayotganlari
ahval o'zgaruvchi bo'lgani, u o'zgarganda amallar o'zgarishi e'tiboridir. Endi sharhga kirsak, mana hozir bu kishi jumlaning har bir lafzini alohida shart ta'riflab qo'ydi. Tanavvu degani turlanish degani, ha, jins bu tur degani, amallar bu bu yerda bu o'rinda huna deyotganidan murod nima? Wal a'malu huna deyotganidan murod. O'zi amal deganda qalb amali ham kiradi odatda. Odatda amallar deganda الذين امنوا وعملوا الصالحات صالح amallar qilgan bor-ku qalb amali ham kiradi masalan muhabbat rozilik tavakkul shular hammasi qalb amallari va masalan yomon gumondan saqlanish buyuriladi chunki gumon ham qalb amali yomon amaldan qaytariladi odatda amal deganda qalb va jism amallari qo'shib tushuniladi lekin bu yerda jismoniy amalni xolos demoqchi iroda qilgan Çünkü ne demek? Mukabilede hal turgani uçun. Mukabilede hal turgani uçun. Mukabilede hem kapı çıkıp bu yerdeki tenevvaatil tenevvaat ecnasul a'mal el bedeniyye demek ki. Şöyle mi? Çünkü bu yerde huna deyip takdirken bu yerde bu amaldan murat cisim hareket. Başka oralarda gelişim mümkün. Kalp hareketi hem koşulup kelesi. Amel degen değil kelesi koşu verilir. Kalp ve cisim ameller. Bu hazır bir şarihini fahamları. İkinci fahamam var. Hop. قَدْ تَنَوَّعَتْ قُلْتُ قَدْ تَنَوَّعَتْ أَجْنَاسُ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ الْبَاطِنَةِ Endi o'sha ma'noni yozibroq aytmoqchilar. Boshqa iboralar bilan. Zohiriy amallarning, ana badaniy amallarning. Zohiriy amallarning turlari botiniy hollarning turlanishiga qarab har xil bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek او تقول yoki boshqacha ibora bilan aytishingiz ham mumkin. Boshqacha ibora bilan. O'tish ma'nosi. A'malul jawarihi tabi'atun li ahvalil qulub. Yana aytishingiz mumkinki, a'zolarning amallari qalblarning holatiga bog'liq. Bu yerda hozir aytganimizdek, varidotlar qalbga keladigan, Alloh taolo tomonidan keladigan nuroniy ishoralar va tuyg'ular, kechinmalar idroklar bo'ladi. Gunoh va hokazolar yo'q bu yerda hozir. Amallar bo'lsa ibodatlar bo'ladi. Bu yerda. Lekin qalbga keladigan xotirlarga xotirlar bor, boshqalar bor. Amalga u ham ta'sir qiladi o'zi asli. Masalan bir kishi aytadiki, "Mani mamujayim pok" deydi. Namoz o'qmasam ham deydi. Yoki men deydi, odam tashqariga qaramaydi, odam ichi toza bo'lishi kerak, ichi yaxshi bo'lishi kerak, men ichim yaxshi deydi. Avratimni yopmasam ham deydi. U o'zini yaxshi hislayotgan bo'ladi, to'g'ri. Lekin u yaxshilikni to'g'ri tushunmayotgan bo'ladi. Yaxshilik masalan birovga yomonlik qilmaslikni o'zigina deb o'ylayotgan bo'ladi. Men birovga yomonlik qilmayapman deyotgan bo'ladi. Lekin Allohga itoat qilmaslik ham yomonlik, shuni bilmayotgan bo'ladi. U odamda kamtik joy johillik. Namoz o'qimasam ham yaxshiman, mamnunjon pok deydi. Mamnunjon pok degani birovga yomonlik istamayapman degani. Yaxshi sifat haqiqatda. Lekin namozga bo'ysunmayotgani qaysidir yomonlik bor qalbida. Bir yaxshilikni his qilyapti qalbida. Ikkinchi yomonlikni his qilmayapti. Qalbida yaxshilik yomonlik bor. Yaxshiligini his qilyapti u. Yomonligini tomonini his qilmayapti. Yomonlik ham bor. O'shani to'g'rilasa namoz o'qiydigan bo'ladi u. O'shani to'g'rilasa avrat yopadigan bo'ladi. O'shani to'g'rilasa kasbi halol bo'ladi. Demak qalbidagi yaxshilikni topgan u. Yomonlik ham bor topolmayapti shuni. Bilmayapti. Oshiq o'zini mashhurni aybini ko'rmagani uchun. Lekin bu yerdagi qalbdagi holatlar, o'zgarishlar va amal unga qarab o'zgarishi deyken bu narsalar nazarda tutilmayapti. Aslida u masalan yaxshilik, yomonlikka o'tish ham qalbdan kelib chiqadi. Qalbida bir yomonlik borki, u namoz o'qmayapti. Qalbida bir yomonlik borki, u ibodatga bo'ysunmayapti. Allohni tanib turib aytganini qilmayapti. Tan olib turib bo'ysunmayapti. Qanaqadir yomonlik bor. Faqat uni idroq qila olmayapti. İnsan köpünce özünü idrak kılamıyor içine. Peki oşanın kaydan bilemiz. Kalbide oşu yamanlık barlığını kanaka dur. Elbette bir oğlan nispeten yamanlık mıyız? Kanaka dur hata var, kanaka dur karanlık, zulmet var yerde. Oşanın için o namazga dengeseli kılıyor. Kanaka dur oşu da zulmet var. Amelden bile yapız onu kalbide yaman halat barlığını. İşare bul yap. Ama bu türdeki türleniş, yani yamanlıktan yaşlıkke, yaşlıktan yamanlıkke türleniş irade kılmayat bu yerde. Bu yerda yaxshiliklarning o'zidagi turlanish.
Salih amellerini özündeki türlenmiş. Kalpe geliyken varidatlar yaxşı tuyğularını özündeki türlenmiş. Söyleyeyim. فَاِنْ وَرَدَ عَلَى الْقَلْبِ قَبْضٌ ظَهَرَ عَلَى الْجَوَارِحِ اَثَرُهُ مِنَ السُّكُونَ Mesela kalpke kabz haleti yüzüge gelse, varid bulsa, onun cevarih azaları da yani, cevarih de azaları da yani, o şey kabzinin esareti, neticesi yüzüge geledi. Mesela sakinlik. Adam kabz haleti geçirken de gayretliği coşkun mumu kaladı. Sıkılırsan ki o şap kalır görünür. Çünkü o işin adamlarından bent mesela. Kabz halat türlü halatından gelir. Mesela kabz bende amelim kabul bol yaptı mı ki bu mu yaptı ki de bu mu yaptı mı ki de türlü ben kabz görüşer. Amelim kabul bu mu yaptı mı ki de gel havf bilen hem kabz görüşer. Kabz diyenin sıkılış. Ya ki bir günahını keçirilmedi mi ki de ben kabz görüşer. Ya ki bir musibet kese kays hatayım ya buldu ki de ben kabz görüşer. Ya bir duası kabul bulmasa Kayırda hata kıldım mümkün değil ben kabız görüşüyor. Türlü sebepler bilen geledi kabız. Kalbde o şey sıkılış falan. O şey kabız bendeki sükun verir. Sakinlik yani o benden hareketten tohtat edildi. Yani uçer kıp koyar. Söyleyeyim. Ve in varada aleyhi bastun. Kabızının mukabili bast mı oladı? Kalpteki o şey bir kenglik tuygusu. Zahara alel cevarihi eseruhu minel khiffeti vel hareket. Khiffet yengillik yani. Yengillik ve hareketten ibaret eserleri, neticeleri, azaları da zahir bulundu. O adam coşkun bulup kalır. Kalbide bast duyan adam coşkunlaşıp kalır. وَاِنْ وَرَدَ عَلَى الْقَلْبِ زُهْدٌ وَوَرَعٌ ظَهَرَ عَلَى الْجَوَارِحِ اَثَرُهُ وَهُوَ تَرْكٌ وَاِحْجَامٌ Eğer benden kalbide zuhd, rağbetsizleniş. Dünya matası gibi rağbetsizleniş. Yani ki ahiret nimeti gibi hem rağbetsiz buluş mümkün. Vara bu perhizkarlık, saklanış. Yani bende de dünya nimetlerinden kömür savuşu haleti payda buldu. Ve vara yani ihtiyatkarlık payda buldu ya ki. Öteyim. O adamda netice azaları da yüzüge çıkardı. Ne olup çıkardı? Terk ve ihcam degen uzun tartış. Terk kılıç, uzun tartış bilen zahir bulan. Yani dünyada rahmetsiz olan için az gün size kifaya kılıp buldu. Yani ibadet kılamıyor. Kalbimi bağlamayayım ben şunu dersek edip uzunu tart dedi. Yani ki perhizkarlığı, uta ihtiyatkarlığından kup nesden terk var dedi. Hazreti Umar etkenleri dedik, biz bitti haramda çüşüşten korkup dokuzda halalını terk eder dediler. O şey bana şu halı. Kalplerde vara halı zuhur kıyandı. Azaları da o şeyden esareti zahir bol yaptı ki dokuzda halalını terk ederler. Haram göçüş kalıştan korkup. Şu, o kişideki terkini getirdiği halatı değil mi? O işe korku, haram göçüşünden bugün korku, o vara. Vara bilen takvanı, bazı ulamalı acret edildi. Takva ahirette ziyan getirdiğin nesneden uzun saklaş. Vara, ahirette fayda vermediğin nesneden uzun saklaş. Tarra kattara bulundu. Çünkü, mesela bazı nesne var, ahirette ziyan vermedi, faydayan vermedi. O takva gözetmez. Mesela lakınla oturup siz. Adli gepler. Bugün kurs kança boptu, taruzun hiç bulurken Romalı'nın hiç buluyor aldın, dupını kançaya aldın diye gepler. Mesela. Ahiretke ziyanı yok. Payda ziyanı yok. Ziyanı yok bugün için takva gezitmez. Ama paydası yok bugün için vara gezit. Vara hissi kuşaysa, çünkü ne demek o? Vara gezit. Çünkü varanda nazar ötkürra bulur. Ne dedi o? O ayet, vara da etledi ki, O bu gapni o'zi ziyon qilmay yapti, to'g'ri. Gapni o'zi ziyon emas. Lekin shu gapni o'rniga zikr aytsam foyda qilarmidi oxiratga? Ha. Foydadan quruq qolish ham ziyon-ku deydi. Tushundingizmi? Masalan siz savdo qilyapsiz do'konda. 10 so'mga olgan narsangizni 11 so'mga sotsangiz foyda qilyapsiz. 9 ga sotsangiz ziyon qilasiz. Lekin 15 so'mga olaman deb tursa xaridor. Siz 10 so'mga berib yuborsangiz 5 so'm ziyon qilgan bo'lasizmi? 15 ga hardor turgan paytida 15 ga hardor turgan paytda 10 ga berib yubordingiz, iziga berib yubordingiz. Ziyon qilmadingiz, lekin foyda ham qilmadingiz. Ammo siz shuni qanday qabul qilasiz? 5 so'm ziyon deb qabul qilasiz, chunki 15 ga hardor bordi unga. Varada shunga qaraladi. Mana shu masalan pul sarfladingiz. To'yga 30 ming dollar. 10 mingga ham bitardi.
20 min ketti qo'shimcha muboh. Taqvoga zid emas. Varaga varaga zid. Nimaga varaga? O'sha 20 ga bitta kambag'alga to'qib berganingiz yaxshi edi. Oxiratingizga yaxshi edi o'sha. O'sha 20 ziyonga ketdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir qo'y so'yilganda Oyisha roziyallohu anha qo'lini o'zimizga olib qoldik deganda qo'li bizdan ketibdi deganlar. Ya'ni berganimiz bizniki, qolgan emas. Qo'li bizdan ketibdi dedi. Ana shu varani darajasi bu. Unda chunki nimaga u ziyon keltirmasa ham undan saqlanadi. Chunki o'sha ziyon keltirmagan, foydasi ham bo'lmagan ishni o'rniga foydali ish qilish imkoni bor edi o'sha vaqt bilan, o'sha pul bilan, o'sha kuch bilan. O'sha kuch, o'sha pul, o'sha so'z yoki amal yoki o'sha vaqt oxiratga foydasiz narsaga sarflanganini o'zi shu vaqtni boy berish bo'ladi. O'sha nuqtai nazardan vara qattiqroq qaraladi varada. Endi o'sha vara tuyg'usi paydo bo'lsa kishida ko'p narsani tark qiladi. Shu masalan, behuda narsani tark qilib tashlaydi. Ziyon qilmaydi, lekin tark qiladi. Nimaga? Vara hissi unga foydali narsa bilan, shuni o'rniga foydali narsa bilan shug'ullanishni undaydi. Masalan, o'sha to'yga 50 ming sarflashni o'rniga 20 ming bilan bitirib 30 mingga birovga uyqu berishni afzal deb biladi. Hozirda opam Alloh rahmat qilsin, mana shu izdihomlarda, yig'inlarda dasturxon tuzatsa, opadan boy bo'lganlar. Dasturxon tuzatsa, qarshi doim qarshi bo'lgan. Shokolad qo'yamiz, u qo'yamiz, bu qo'yamiz, shirinlik qo'yamiz deb dasturxon to'ldirishadi-yu, bizda dasturxon to'ldirsa chiroyli ko'rinadi-yu. Opadan kerak emas dedi. Yedi yo'l narsani qo'y bo'ldi dedi. Qolganini yoqtirmadi. O'sha ulardagi zuhud vara hissi kuchliligida. Uni o'rniga o'shani boshqa kerakli kambag'alga berganimiz yaxshi deb qarashgan. Shunday qaraganlar u kishi. O'shuncha o'zi juda ko'pchilikka yordam qilgan kambag'allarga, boshqalarga. O'sha vara hissi kuchliligidan tarkni taqozo qiladi. Masalan. Yo'inki yana aytadilarki, ay ta'khurun va in warada ay ta'khur, ta'khur degani ihjam. Ya'ni ortga surish degani. Ta'khir tab, ta'khir, ta'khir tutish. Va in warada ala al-qalbi rag'batun va hirsun zahara ala al-jawarihi atharuhu va huwa kaddun va ta'ab. Endi qalbda rag'bat va hirs bir narsani qattiq istash va o'chlik paydo bo'lsa, a'zolarda buning asorati, natijasi zohir bo'ladi. Mehnat va mashaqqat bilan zohir bo'ladi. Bir kishi oxiratda masalan ko'proq ajr olishga rag'bat tug'ildi. Bu yerda oxiratga bo'lgan hirs, dunyoga emas. Oxiratga bo'lgan rag'bat, ne'matlarga bo'lgan rag'bat, oxiratga bo'lgan rag'bat. Kuchaysa banda o'zini qiynashni boshlaydi. Ko'p namoz o'qishni, ko'p roza tutishni, ko'p amal qilishni boshlaydi. Ya'ni o'sha rag'bat kuchayganidan yoki Allohga yaqin bo'lishga bo'lgan rag'bat bandani amalga undaydi. Hatto o'zini qiynashga, mashaqqatga olib keladi. Va rag'batki rozi qilishga rag'batan bo'lishi mumkin. Rasul akram alayhi salatu vasallamda bo'lganidek. Oyoqlari yorilganda namozda ko'p turganlardan yorilgan. Tovonlari yorilib ketgan. Bo'lmasa tovon yoriladigan darajada turish o'ta qiyin narsa. Bozorda turibmiz 8 soatlab yorilganmi haligacha. Namozda shunday turganlar ko'p. Holbuki sog'lom bo'lganlar, kasallik bo'lgan emas u kishida. Jismlari baquvvat bo'lgan, suyaklari yo'g'on bo'lgan, bug'unlari ham to'liq bo'lgan. Ya'ni tanalarida nimjonlik bo'lgan emas, yoriladigan tez. Lekin ko'p ibodatdan yorilgan, ko'p turganlardan yorilgan. Yorilguncha mashaqqat sezmaganlar, yorilib kelsa ham. Shunda nimaga o'zingizni qiynaysiz? Gunohingiz Alloh oldingisi yukingizni kechirgan bo'lsa, jannatda oxirgi maqomingiz sizniki bo'lsa. Deganda afala akunu abdan shakura, shukr qiluvchi banda bo'lmaymi degan. Bandalikning izhori xolos. Bandalikning izhoriga bo'lgan rag'bat. Ne'matga emas, ne'mat aniq u. Shuning uchun amallarni ne'matni muqobilida qilish bu abrorlarning ishi quyi hisoblanadi. Muqarrablarning ishi amalni banda sifatida taqdim qiladi xolos. Shuning uchun shukr qiluvchi banda bo'lmaymi. Aytmadilarki, ha ne'mat yana ham ko'p bo'lsa yaxshi emasmi? Yana ham oliy daraja olmoqchiman demadilar. Chunki undan oliy so'zi yo'q o'zi asli ham. Lekin men ko'proq olmoqchiman demadilar. Ko'proq savob olmoqchiman, ko'proq ne'mat olmoqchiman oxiratda demadilar. Yo'q. Banda bo'lmaymi? Bandalik izhori xolos. O'sha bandalikni izhor qilishga bo'lgan rag'bat va hirs
meşakkat yap ki gel. Teneleri yorulup, ayağları yorulup götkünce mehnet kılış yap ki gel. Aleyhissalatu vesselam. Eğer وَاِنْ وَرَدَ عَلَى الْقَلْبِ مَحَبَّةٌ وَشَوْقٌ ظَهَرَ عَلَى الْجَوَارِحِ اَثَرُهُ وَهُوَ شَطْحٌ وَرَقْصٌ Şimdi kalbki eğer muhabbet ve şevk, şevk, şağınç. Galip bulsa, şimdi bir tuyğular kilse, bu adamda azaları da onun eseri zahir buladı, şath ve raks bilen. Yani şath degeni muvazenetsiz, iş kılış. İnsan uzun uzun başkana bir kala diyor. Ya ki raks, raks diyene onge düşmez bu yerde, raks geçişi. Gümbürü gümbürü kılışmaz. Tanene hareketlenip yetişi, zavuktan. Mesela bazı adam zikir kılıp durup, şu kalbine bir muhabbet coşup gitse, İngilizce'de konuşur mümkün, hırsam bu yanda. Mesela yaş bu olanın bir nesilde hırsam kısır, bir şekere var diyor. O şimdi ayet edildi bu yerde. Raks diye bu yerde ritmi yok salıp, gümbürü 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 kılıp onge düşmez bu. Sizlerleyin mi? Bu da daha doğru düşünüşlerdir raksında. Raksdan murat yani ki mesela sunuş alıp 10 kolga 10 kolunu 10 geç çapka kımıldatıp kışa içmez. Yok raks bu yerde bir hastan tuğuladığın tanan hareket. Mesela bir kişi dedi ki bu hursançılık geldi 10 geç vardım dedi siz o. Ha? Şuna kadar hursan bulup gittim 10 geç vardım dedi siz o. Ha ha hay de orası doğru mu? O şey raks. O şey raksdan murat o haliki ritim bilen domara çaptırıp Kani tahsil asırla şuhrağdan degenemez. Düşünürlüğü mü? Buna köpçülük düşünmeydi. Raks degenle, maşın atı oruç düşünürsen hatta sopularda özde en var. Domino sonra raks hep düştür, maşın raks ne boyluydu? Bu raks, bir hastan bu yani bu. Şatha, muazenetsiz gap yanki amel. O ha maşın, mesela hadis-i serifte kiledi, şatha, misal. Bir bende dediler, kursan bu yanıdan tüyas topulup o yanı beydi. Ey Allah, sen bendemsen min Rabbimden diyorlar. Kursan bu kendine adaşıp git. Beş şatih bu. Hadis-i şerifteki ya bu nasıl da bor. Söylerleyim mi? Bunu önünde şatih deyip ki şeriatki kılap yapılan yapını oturuşmaz bu. O ise hala en yapını yapırım ki bu şatih deyip koyuşmaz. O beyhastan çıkardı. O ziyem sezmeydi bunu. O şey adaşıp getip hadis-i şerifteki yerine kadar. O padda mevcut derdiler. Bir aşık bırakın Allah'ın aşıklarından. Nima deb Alloh taologa yaxshi gap aytishni bilmaganda Parvardigor va xizmat etgin qilayin. Kirlaring bo'lsa yuv berayin derkan. Uying bo'lsa supurib berayin derkan. Oshiqlikdan nima deb gapirishni bilmaganda Allohni yaxshi ko'rgandan Alloh taolo haqida azamatini his qila olmayapti. Idrok qilishga yoki idrok qilsa ham so'z bilan ifoda qila olmay qoladi gohida inson. Gohida bolangizni qanaqa yaxshi ko'rganingizni ifoda qila olmasan o'pas xolos. Quchoqlab Kucağılıp bağırdığınızda basıp öpersiz halas. O şan bilen yine ifadeleri alas. Bazı duygularıyız. Lekin Allah'a onu da kılalmıyorsunuz. Ki adam yapır bana. O yüzden bir hasna. Böyle de ballardan bittilerim. Ben şu zikir agenidi. Zikir kılı yapman neydi? Malum derecede mintegem de istegem çıkan denk ki bir hasna yapır adı yok kılı yapman neydi. O yüzden bilme yapman neydi. Ballar bunu otursam özüm basamma yapman. Kalbimden neydi? Şimdi bir kızış payda bolu kütarlık et yap dedi. Ben Resulullah'ın görüşüm kere diyen gap ağzımdan çıkartıp kalıp toktatanma yapma şunu dedi. Ya ki ben Allah'ını yaş görüm ama şunu koşuyan gaplar çıkartıp yap toktatanma yapma. Gapımı çaylap özüm teni tehlike savalı yapma onu. Lekin bir hastan çıkartıp ne kısam bu olan deyip az gel. O şu suya değil yürüyen ballar demiş des. Ki ben onge ayetim ne kılış kere ilgini yok. Şu özümüzde hem hazıran bu olayken dersin. Ben de kalbi şu uygungan payettim. O'tib ketadi u. Bir bo'lib o'tib ketadi. Bunda shu qalbi bir jo'shigan paytda sodir bo'ladi. Ana shuni shatih deydi yoki raqs deydi. Shatih ko'pincha so'zda bo'ladi, raqs ko'pincha jismni harakatida bo'ladi. Wa in warada ala al-qalbi ma'rifatun wa shuhudun. Zahara ala al-jawarihi atharuhu wa huwa rahatun wa rukud. Bandani qalbida agar ma'rifat va shuhud Ma'rifat Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan, fe'llaridan birini tanish. Shuhud o'sha narsani qalb mushohada qilishi. Mushohadadan murod bu yerda o'ylash emas. Qalbning idrok etishi. Go'yanki biz aytamiz basira deymiz-da, basirani ilg'ashi. Allohning sifatlaridan birini basira ilg'asa shuhud deyiladi. O'shunday holat bo'lsa bandada agar
Azaları da rahat, huzur, rükud yani sakinlik payda olan. Tırıp kaladır yani. Allah subhanahu ve ta'ala'dan yetken ve şey şuhuddan. İlâ gayri zâlik, bundan başkaları ham var. Minel ahval, türlü haletlerden ibaret. Ve mâ yenşe'u anha minel a'mal. Bundan başka yana ahvallar var, ondan kip çıkartan ameller var. Fakat tehtelifu hâzihil ahvalu alâ kalbin vâhidin. Yahut da bu haletler bitti kalbini uzda sadır buladı. Feyetelevvenu zahiru fi a'malihi. Neticede zahiri ameller türlüyse bu gider. Demek tepedeki halette, tepedeki türlenişler, adamlardaki türlenişler. Yani kimdedir şuhud var, kimdedir kabız var, kimdedir bast var, kimdedir muhabbet avcıgan, kimdedir havf avcıgan ve hakeza. Şimdi bir kişinin uzda ham o şu halet özgertirişi mümkün. Bir muhabbeti coşup getirdi, bir havfu küçeyip getirdi. Bir kabız haleti göçerdi, bir best haleti göçerdi. Bir kişinin uzda ham buladı. وَقَدْ يَغْلِبُ عَلَى قَلْبٍ حَالٌ وَاحِدٌ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ أَثَرٌ وَاحِدٌ فَقَدْ يَغْلِبُ عَلَى الشَّخْصِ الْقَبْضُ فَيَكُونُ مَقْبُوضًا فِي الْغَالِبِ وَقَدْ يَغْلِبُ عَلَى الْبَسْطِ عَلَيْهِ بَسْطُ الْبَسْطُ كَذَلِكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْوَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَهْدَى بِالتَّحَالَةِ İkinci haleti tez tez almışlardı. Yahu da bitti halet turup kalırdı. Mesela kabız kalpte uğrunup kalırdı. Neticede o adamın aksar haleti kabız haleti, mehzun haleti ötüp kalırdı. İkinci adamda bast haleti küçeydi. Neticede onun aksar haleti bast bile bulur. Bunun misal tarikası da kub açış mümkün. Mesela Fuzayl ibn-i İyaz. O kişi yaşlı gide. Karakçı bu gelirler. Yoltosar bu gelirler. Keyin katık tabak yerler. Bir kızga aşık bu gelirler. O şey kızını üyüge aşıp düşüş için üyünü aldığı gibi varıp divarda aşmak çok dururken peyitte bir hanedandan ya ki bir yerden tilavet avazı kip koyan. Elem ye'ni lillezine amenu en tekşi'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel haq. İman keltirgenlerge kalpleri Allah'ın zikriye pestlem ilgilişleri Allah nazil kılgen hak narsaga egilishlari vaqti kelmadimi? Bo'ysunish vaqti kelmadimi? Qalb bo'ysunishi vaqti kelmadimi? Wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu. Oldingi kitob berilganlarga o'xshamasliklari vaqti kelmadimi? Chunki ular fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum. Ularga uzoq vaqt qo'yib berilgandi, qalblari qotib qoldi. Ya'ni gunoh qilish tezda qaytmasdan yana davom etish urug'ida Allohga qaytmasdan kalpleri kattı ahir. Uçunaka bu mesten kayta digen vaktleri kiymedin. Digen ayetini kulağları Allah yetkizdi. Kaydandır ki müdür tılavatını iştir. Keçesi yani keçesi. Yığılaşka düştüler. Ana ya Rabbi dedi. Vakt geldi ya Allah. Vakt geldi ya Allah dedi de kızını üyünü aldı da kayttılar. Kaytiyeseler bir külbede bir üyde içinde bir devarın arkasında ya ki bazı adamlar gepler şey yaptıken, bir neşte adam keçesi de. Bir ün içti. Yolga çıkkanız mı? Dese, Tongat olsun, o Fuzayl var, Karakçı yolda. Bizi tüneydi diye şey yaptıken. Dese, onu eşitip, yine ikinci mertte o kişiye. Halk yaptı ki, Fuzayl, hal Müslümanlar senden korkadığın derecede zalim buldun mu sen? Şu derecede ama insan gaylendin mi sen? Adamların özünü malige, canige, senden amanda bu mesela. Dediler de o da kattık tavbe kildi kalbilerine. Kattığın adamadı. O şekilden tavbe kıldılar. Şu kadar ki bir ömür mehzun yaşa geldiler. O şu günahları neyse. Hacda dedi hacılarımla Arafat'ta oturupmuz. Fuzayl adette hem sünnetteki duaları, varıd bugün zikirler, salavatlarını ayet şey yaptı dedi. Fuzayl on kolunu on yanağını koyuyor. On yanağını on kolunu koyuyor. Bu ya fakat yığladı dedi. Cim oturadı, yığla uğradı, yığla uğradı, yığla uğradı, yığla uğradı. Ahırı imam, yani hacıbaşı, ifaza kıldı. Yani Arapattan turup yürüdü. Müzdelife'ye kadar. Ülgen peyti de. Allah'a kasan ki parvar diyor, keşirseyem ahvalımıza tak. Dip Türk etti, üç metre şu gibi peyti. Yani üyettemen. Parvar diyor, ben üyettemen keşirseyem, keşirseyem eğer. Allah beni keşirgen takdirinde ham. Aldığımda üyettemen deyip türüp türüp gittiler. Şu gibi üç metre ettim.
Arapatta oturgen de bunlar nasıl soramadık hani başkaları olsa zikir kılmadık. O şu kabz haleti hal. Soruşki hal yok. Ötken amelige nedamet sürüp geliyor. Çünkü Abdullah ibn Mübarek etkiler ki Fuzayl'ini korsam gamım yengelenen dediler. Fuzayl'ini haletleri şu kadar kabz haleti güçlüyken ki Abdullah ibn Mübarek kebi alim, muhaddis, fakih ve zahid adam o kişinin aldığı kese uzun yaman kurup giderken. Fuzayl'ini görsem uzundan nefret alıp gitmem derkenler. Abdullah ibn Mübarek tek zat bir yıl cihad bir yıl haç kıladı ya adam. Ayterken ki Fuzayl'ini görsem uzundan nefret alıp gitmem. Şu derecede Fuzayl'ini haletleri de kabız galip bugün Fuzayl'ini görsem gamım yengelenen derkenler. Bana bu o kişide kabız haleti güçlüyeliği. İbn Arabi bir hikaye kıladılar. Ben dedi, o şu 6. asırda, ahırı 593. yıllarda Fas'ta bir Fatime degen ayalını Binti Musanna mı diyken, Binti Musanna, Fatime Binti Musanna'nı Binti İbn Musanna. Fatime degen ayal vardı, o şuna hizmetini kıldım dediler. 90'dan aşken ayalı dedi. Lekin görünüşü 15 yaş kızga okşardı. Hatta karışık üyelerdim ben. O aytardı ki, ben şu oğlumu yaxşı görmem de, Muhammed ne? İbn-i Arabi'yi yani. Aldığımda kırsa bağırışa kirada, çıksa bağırışa çıkardı derken. Yani ben bile otururken de, taşkara bile meşgul olmaydı, çıkan da beni yapırmaydı. Kırsa bağırı bile kirada, çıksa bağırı bile çıkardı. Şu oğlum yaxşı görmem de, bana erken eterdi dedi. O aytardı ki, bana o yığılıklarla hayran ben dedi. Zahidler yığılıyordu, Huzerim'den yazılar yığılıyordu da kur. Yığılıklarla hayran ben. Rabbin daim yanımda olsa, aytganingni qilsa, doim hozir bo'lsa, birga bo'lsang, mahbubing bilan nima yig'laysan? Maza qilib yashamaysan, maza qilib yurmaysanmi? Dedi dedi. O'sha bast holati maqom baland deganda unda. O'sha bast holati balandligida qarmagan ekan qarang. O'sha 15 yosh qizga o'xshar ekan 90 kirsa ham. Bast holati balandligidan qarmagan ekan. Aytarkanda mana yig'laqlarni qareylar, nima yig'laysan? Yoring, mahbubing Alloh yoningda bo'lsa, aytganingni qilsan, nima desang hozir bo'lsa, nima kerak senga yana derkanda. Bir ayol kelib, eridan shikoyat qildi. Eri boshqa shaharda ekan. O'sha shahardagi erini u yerda uylanmoqchi ekanmi yoki u yerda qolib ketmoqchi ekanmi bir narsa bo'lgan, shikoyat qilib, shu erim men kelmayapti, shuni olib kelsangiz, olib kelishiga, kelishiga yordam bersangiz deydi, deydi. Fotihani o'qidi deydi. Fotihani o'qidi, Fotihani muvakkali hozir bo'ldi. Shunga aytuvdi, darrov olib keldi deydi. O'sha nima istasa Alloh taolo unga hozir qilib berar ekanda. Unda o'sha bast holati kuchayib ketgan. Kuchayib ketganidan 90 kirsa ham 15 yoshdek qolib ketgan ekan. Mana bu ba'zi odamda bastni kuchayish. Wa fil hadisi inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قلت ولأجل هذا المعنى اختلفت أحوال الصوفية فمنهم عباد ومنهم زهاد ومنهم الورعون والمريدون والعارفون إلى غير ذلك حديث سلفتك لديك جسد تندى برتشلم جوشبر أجل أوش صالح بوسى تنانين همس صالح بولد Agar u fasad topsa, buzulsa, tanani hammasi buziladi. U parça go'sh bilingki qalbdir. Shuning uchun deydilar, mana shu ma'no mavjud bo'lgani uchun sufilarning holatlari har xil bo'ladi. Ba'zilari zohid bo'ladi, ba'zilari obid bo'ladi, ba'zilari taqvoli, parhezkor, ba'zilari murid, ba'zilari orif bo'ladilar deydilar. Va li ajli hadal ma'no, shu ma'no deb aytishdan murod Hadiste yaxshi yomonning o'rtasida almashishni aytilgan. Lekin bu yerda yaxshi yomonning o'rtasida almashish emas, yaxshilikni o'zida almashish. Ammo qalbni o'zgarishi, amallarni o'zgarishini taqozo qilishi, shuni olib kelishi ma'nosini nazarda tutyapti. Hadisni hujjat bo'ladigan joyi qayerda? Hadisni hujjat bo'ladigan joyi amallarni yaxshi yomon bo'lishida emas, yo'q. Qalbdagi holatning amalga ta'siridir. Tushundim. Hadislarni boshqa o'rinda bir sharhlaganmiz, inshaalloh. Bu yerda ham qisqa aytib qo'ysak bo'ladi.
Yani tanan amel, tanan tane salih bulan diyişten murat, taneden sadır bulan diyen ameller salih bulan. Közden, koldan, tilden sadır bulan diyen ameller salih bulan. Kalp eğer salih olsa. Yani bu yerde perse göç dediler. Perse göç, kaysi göçü? O şu kan atıp beriyken fanusuma yürek mi? Yok. Fanusuma yürekte bir perse göç buladı. İnsanın ruhu, bunu başka derste yem ettik, bu yerde hem tekrar koyamız, tasavvur tekrarlansa or neydi? İnsanın ruhu tanede saçılgen bulu. Hatta darakni içindeki su, şahlarda tarkagen iken. Onun için bir adamı sonradan kesseyiz, tizzasını kıskılışı mümkün. Kup buladı. Kıçışadı. Kaşı hemen deyse, ayağı yok biz kudahalarımız vardı, ayağları kesilgen. Ayağları, bağdırları, tizzaları kıçışıp kalıkardı. Hasta bile uğrardı o şekilde. Bu hiç şey yok, bomboş. Joy. Biz iyi görünmeydi. Lakin o adam da şu yer kıçışıp, şuna kalıkardı. O şey, ruhunu tanaga tarqalgani ve o'rin tutganidan. O şey tarqalganda ruhunun kalbi, biz kalp dediğimiz, ruhunun merkezi bugün cüzü, yüreğinin perçe göğsü var, yüreğinin kulağı deyişedi kasaplar. O şerde doğru gelir. Kolge kol, ayak ayak, gözge göz. Ruhunun parçaları, ruh özü öte latif nersi oladı. Kuyukla hava koşuyan nersi oladı. Tarkalgen de o şu ruhunun merkezi bugün kalp, yüreğinin bir cüzge cahilir. O şey için siz kalbi izleyen yüreği de kıskırma, çap köksüz de kıskırırız. Muhabbetini, gazabını ve hakezanı. Bu yerde muduğa parça göç dişten murat, o şey kalbi işarı. Bu mecaz deyildi. Mecazda joyunu zikir kılıp joylengen deyildi adı kılındı. Mesela ben şu hanedanını yaş göremem deyiz. O divarlarını demez, hanedan ahlını yaş göresiz. Şu hanedanın benim hürmetim belen deyiz. Hanedan egelerine. Bu düşündük joyunu zikir kılıp, mesela ves elil karya, Kur'an-ı Kerim'de gelendi. Kışlardan sonra, kışların divarlarından, yerlerinden sonra mıydı? Kışlar ahliden sonraydı. Cahileşkerlerini irade kılınlandır, cahini zikir kılın. Hadis-i şerifteki perçe göçten murat, o göç yürekmez. O yüreğinin bir kısmı bugün perçe göçteki kalp. Fakat göç zikir kılınken, mahal, cah. Cahilen uçuz irade kılınken. Cesedde salih buluşu, cesed cisimde, cisimden sadır buladığın amellerini salih buluşu. Salihlik ne mi, fasitlik ne mi? Deyse, salihlik, salahiyet ne mi, fesat ne mi? Biz her bir sözünü vahiyetini anlamazsak, gapimiz havada kalır. 100 yıl, ya ki 20 yıl islahat değilsiniz, islahat bu muydu? Çünkü islahat melekini bilmez, çünkü salahiyet melekini bilmez. Palancı salih değilsiniz, palancı salihmez, fasit değilsiniz. Eğer tarifini doğru bilmezseniz, hata ve haberiyken bulasın. Salahiyet ne mi değilse, her bir nesilde salahiyet var. Salahiyet, dünyada mevcut derse var ki, vücududan maksat olur. Yaratılışından közlengen derse olur. Közlengen maksadige muvafık ve münasip iş sadır bosa salahiyet değil. Yaratılışından közlengen maksadige kılaf bosa fesat değil. Mesela su akı yaptı, anhar. Ne muçu akı yaptı, içiş için. Buna siz, o içişke kabiliyetli hayatını saklasız, salahiyatını saklayken bulasız. Ahlakta sizsiz fasad bulasız. Demek ki çünkü içişke okuyakken su içişke yerine kalıyordu. Demek azalar ne için yönetiliyen? Kuz, azal. Hemen azal insandaki hemen kuvvet ahiretten derece alış için, Allah'a yakın buluş için, ahirette nimetki eriş için verilgen asıl. Hemen azal. Gözem, kulağım, kulağım, kuvvetim, akli kuvvet, zihni kuvvet, kalp hammas. Şunlar ahiretke işlep dursa salih amel kılıyken bunu. Ahiretke, çünkü yaratılgan maksat ahiret o. Ahiretke işlemese, tilleden sadır buluyken derse ahiretke işlemese. Gözden sadır buluyken nigah ahiretke işlemese. Kolundan sadır buluyken iş ahiretke işleş bulmese salih bulmaydı. Ahiretke işleş bulganda salih bulmaydı. Kimi ki kalbe eğer salih bulsa, kalbin nima uchun yaratilgan bo'lsa, o'sha narsaga ishlatilsa, ya'ni Allohning zikri, muhabbatiga, ubudiyatga ishlatilsa, qalb. Amallar solih bo'ladi, oxiratga ishlaydigan bo'ladi. Degani hadis sharifimiz.
Yani şu yerde biz hadiste anladığımız manayımız kalbinin amelge tasiri. O şu noktaya nazardan bunu mu hadis delikliyem. قال الشيخ زروق رحمه الله تعالى رضي الله عنه في قواعده قاعدة النسك الأخذ بكل مسلك من الفضائل من غير مراعاة لغير ذلك نسك قاعدة سنة قاعدة لأن شرح لك لما أكشنا قواعد تصوفنا وشان ده أعتد لك ناسك الكبر مثلا ولكل جعلنا من سكن Kur'an-ı Kerim'de her bir ümmetke özüge nusuk kılıp verdik. Ne? O şey nusuk ne mi? İnne salati ve nusuki. Namazım ve nusukum. İbadetim, amelim degen nusuk öz. O şey de bazı bir mesela seleflerden tarifini işlesin. Kâne abiden nasiken deyip gayrı. Nasik edi deydi. Demek o şey de o şey nusuk makamında buladı şu kişi. Şu nusuk nümmediyse ayet edilir ki faziletlerini her bir faziletini yolunu tutuş. Başka narsanı hesap kalmasın. Yani mesela zuhud bir de fazilet. Şunu amelge aşırış için zuhudunu hasıl kılış için onge zıt buladigen, onge doğru kime diyen narsalarını bir artasını itibar kalmasın. Hemesini çitke sürüp zuhudge bağlanış. Yani ki mesela namaz kallik. Namaz hallik ham nüsükte bitti görünüş. Namaz okusu diye tosuklar var. Cismani yanki manevi olsun. O şeylerle itibarge almazlar namazda mekem turuşuymuz nüsük böyle. O hakkası. Nüsük diyende ne dese el ehzu bi kulli meslekin. Yani nüsük kaçan makam böyle de. Faziletlerde hamasını uzlaştırış kekirişken de. Min gayri muraatin li gayri zelik fe in ramet tehkika fi zelik ey النسك فهو العابد عند نسك demek faziletlerini hasıl kılış zuhudunu yani ibadet yani başka makamı hasıl kılış için başka nerseye kanamazsan o şey nerseye kirişiş o şey amalını o şey faziletini hasıl kılışa kirişişini nusuk derken şimdi kimi ki eğer o şey nusukta tahkikini yani hakiki nasiklikini yüzeye çıkarışını özde İstediğin bosa, o adam abid bolat, ibadet kib kılat. Ve in mala lil akhzi bil ahwat fa huwa al wari'. İn osha adam nusuk faziletlerden bittasi bo'lgan parhezkorlikni ko'zlagan bosa, o adam ko'proq ehtiyotni oladi, o adam wari' deyiladi, parhezkor deyiladi. Ve in athara janib at tarki طالبا للسلامة فهو الزهد. Eğer o şu adam salamet kalış için yani fitnesine düşmesliği için ancak bunca derslerine terk kılışka uygulayan olsa dünya nimetlerinden. O adamımız zahid değil de o adamın nusuki zuhud bulur. وَاِنْ اَرْسَلَ نَفْسَهُ فِي مُرَادِ الْحَقِّ فَهُوَ الْعَارِفِ Eğer uzunu Allah subhanahu ve ta'ala'nın iradesine teşlep koygen bosa, yani kalbide Allah Ta'ala'ya bağlandı da Allah Ta'ala'dan ne ve ilham bosa şu bilen ben o adam. O adam arif bo'ladi. Ve in akhada bittehalluqi ve ta'alluqi fehuvel murid. Yani bir kişiye bağlanıp özünü düzeltiş ve ahlaklarını sehkilleş bilen ben bosa bir kişi o adam murid değil. Hemen sufiler. Ve kâle fî kaidetim ukhra لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقاصد. Başka bir kaidede dediler ki mesleklerinin yani o şu nusuk yönelişlerinin türlüçe bugünün maksatlarını türlüçe buluşuna okumaydı. Takaza kımaydı. Bel yekunu muttahiden ma'a ihtilafi mesalikihi. Belki bel yekunu maqasidu muttahideten diyor. Maksat bitti buluradı. Meslekler herhal buluşu bilen bilgi. كالعبادة والزهادة والمعرفة مسالك لقرب الحق على سبيل الكرامة مثلا إبادة زاهد لك معرفة همس الله كي يقن قلوش يولر بركش الزهود بلن دنيا رغبة سيزلك بلن الله كي يتقل بركش كوب إبادة قلوش بلن الله كي يتقل بركش معرفة بلن الله كي يتقل تفكر بلن من أبو
meslekler keramet yüzesinden Allah Teala benden ikram kılıp özüge yakınlaştırıp koyduğun yollar. Ve kulluha mutedâhiletun. Birbirine kirişip getirdi hemen. Bir kişi hem abid, hem arif, hem zahid buluş. Buladı o adeti köpünce. Fakat bir ciheti galip buladı. Mutlaka mesela zahidu, dünyadan rağbetsiz, mutlaka ibadet kılmadığı adam bu muydu? İbadet değil buladı. Lakin abid, ibadet ki uzunluğun bağışlayan abidçelik köpmez. İkinci adam ibadet ki şunluğun buladı. Onda hem dünyada mesela haramdan uzunluğun teyiş var, zuhudun birinci derecesi mesela. Şubhadan teyiş var, zuhudun ikinci derecesi mesela. Ama kündelik zaruretinden teşkara dersinden özünün teyişi yok. Zuhudun yukarı derecesi mesela. Lakin iki derece var zuhudda. O adam ibadeti galip. Zuhudda nergi zahirden göre pasra buluşur. Çünkü zuhud aslında kalbinin işi o. Zahirde terk kılıç bilen buluşur mümkün. Yok ki zahirde itibarsız kaldırış bilen buluşur mümkün. Bay oluşur mümkün. Lakin ahamiyet kimi değil. Hiç kaysa nimetini kadir bulmuyor mümkün. O adamın zahidlik derecesi belen bulur. Çünkü zahid bay olmasa bulmuyor. Zahid olamıyor dedi. Baylık geledi ki baylıkta rahmetsiz bulur. Kim o zahid bulur? Lekin o şey rahmetsizlik bazında hemen bir tüketişe yapıp geledi. O şey ne ki zahidliğinden kendi bağlı ekip çıkardı. Hmm. Aslı zahidlik evvel boy buluş şart. Kim kendi bağlı olsun yani. Ama umumdan boy bulmayan adam zahid bulamaydı. Zahid kendi bağlı buluş mümkün. Kim? O boy buladı. Baylıkta rahmetsizlenip ki özünü özü bir kere yemez bu derslerinde bir varışı mümkün. İmam Muhammed yokşak. İmam Muhammed dedelerden kette baylık koyken ayetledi ki baylığını, hesabatını kıladigan buğaltırları üç üste getirdi dedi. Evet. Oşa baylıklarının hemmesini ilim yolu da sarıflar tükettiler. Taliplerge, kitap yazışge ve hakezage. Tükettiler. Hatta bitti eski çapan bile kapdiler. İmam Abu Yusuf içi ağırıp bitti yenge çapan birisi ama gene gelirler. Ben bana oradan sadaka alış için bir yerim yok nesnelerim mi? Aldım bay bugün de. İmam Malik ile İmam Şafii kelim eylediler ki ben arada bir okup gittim, kayıt fikirsem İmam Malik bayıp gitti Cüde'ye. Minberge çıkıyordu, kıyımları, bir şahane kıyımlar, haybet, etrafında ayollar. Cüde uzgarı gitti ya bu şeyh, deyip köyünümeye geldi dediler. Kim? Üylerine kirdik bile, kiriyesek, yolda bir eşek türgen eken. Kirişte. Daha o eşek gitsince çıralıyken, ben dedim, sen gel, benim gitesen dedim. Bildim ki bu adamda kalbiye kirmek dünya dediler. Eşekiz yaktı deyişi bilen sen yapıp getirsem benim dediler. Kendi dediler, dua alıp kayıt etsem bir kuru koyunu verdi, ayın yaparsan diye bir vardılar. Bildim ki bu kişinin kalbiye kirmek, bu kişi zahir boyu koyan iken. Bu suretteki, taşkarıdaki haybetler bu kişinin kalbiye kirmek enlerse iken. Bu, şu keyen nimetli işletip koyuştuken halas. Peki kalbi de bunların orada yok iken bitesini. Şundan bildim ki bu kişinin mamalasına değiller. Ana şu zahidlik. Demek o şu zuhud galip buladı ya o kişide. İbadeti abid çelik köp bulması mümkün. Mesela Zeynul Abidin bin rekat nafil okuyanlar. Biz abid degende özümüzü tasavvur kılması gibi gerek. Biz abid mesiniz. Beş vakit namazı okuyup, tör rekat tahaccüd okuyken bulsak. Biz o ta adli abidliğinden hala anca uzak. Hudaga şükür namaz kılmışsın namazımız. Hala abid mesiniz. Bu abidler 100, 200, 300 rekattan okuş geldi. Şunların ibadetine berilgen bugün. Namazda mesela ibadet. Rozada mesela ara günde tutuş. Sadakatta mesela topgen pulunu üçten birini, tengen birini bir varış. Ve hakeza. Maliyevi emeller. Hemen ibadetle bunlar. Maliyevi emelde yayın ki şey, namazda yayın ki sadakatta, rozada köp emel kılır. Adette giden köp kılır. Şunların abid değil. Ama biz yürüyüşümüz biz abidmezmiz. Biz inşallah ibadeti bar bendelerimiz. Ama abid sıfatı kıyım. Mesela minde istiğfar, 10 minde salavat, 100 rekat, 300 rekat namaz. Şuna kabul ediyor. Hemen abidlerini vasfı şuna ki gel. Zeynul Abidin 1000 rekat namaz okuyorlar her gün. Teheccüd. Yani gündüzü bile koşup, gündüzü geç kurun. Aralaşıp 1000 rekat namaz okuyorlar. Süleyman İbni Atiyar her günü 3 metre hatim kılıyorlar. İbni Ata, Cüneydin'in şerifleri o kişi hem her gün üç mette hatim koyarlar Kur'an-ı Kerim'de. Her gün üçte hatim koyarlar. Yani onlar abud bugün.
Allah bizge hem nasip kısın az günü olsa yavuşlarından. Hani bu adamda ibadet küçülüğü boladı. Bu adamda börtken cihati zuhdudan göre ibadeti boladı. Adamda börtüp körülendiğin sıfat. Çünkü ettiler فَلَبُدَّ لِلْعَارِفِ مِنْ عِبَادَةٍ Arif ibadetliği bulması bu mıydı? وَاِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِمَعْرِفَتِهِ Aks halde onu marifet Allah'ın tanıdığım diye önce bunca gelbilerini ahemiyeti yok. Çünkü akıl bilen mevzu tapışı mümkün. Bazı bir şu şair, kette şairler bilen gelbileşkenimizde, bazı bir kette adibler bilen gelbileşkenimizde şunlarda marifet görgenimiz. Şimdi elbette ariflerin derecesi demez. Lakin Allah Ta'ala'nın bazı sıfatları, bazı tasarruflarını anına gelir şu. Cümlede Abdullah Arif. Biz köp gelbileşkenimiz Abdullah Arif bilen. Şu adamda şu Arif'i fliğe isminden nisbet bırakır. Kabilesinden nisbet bırakır şu kişide. Biz ahirki payetlerde köp gelbileşkenimiz şu adamda bazı bir Allah Subhanehu ve Teala'nın işlerini idrak etişi, marifetini körgenmiz. Allah bazı adamını şu kaysıdır zikri bilen mi, ya ki akıllı bilen mi, tapışıge imkan veri olur. Lekin bu adam arif değil mi hiç? Arif bu seyem. Çünkü o kişi anca buca namazı okurdu biz bilen gâhıda. Gâhıda okurdu. Adış mesela. Biz çünkü namazı okurardık, o kişinin üyelerde namaz vakti olsa namazı okurardık. Lekin ariflerde gerek bölgeden ibadet yok. Arif dediğin derecede ibadet yok. İbadetke inkar yok. Lekin ibadet yok. Mesela köpünce biz buna okuma gel meseleler gerek. Ya ki o kişi Allah'a da okuyan mı da İslam mı yapma hazır. Lekin o şey anca buca marifet bereket. Yedki o ayda bilene motor gelmez. O kişide hem bazı marifetler bereket. Kalbide Allah bir... Çünkü köp edebiyat okuyan, köp salihlerini, sözlerini okuyan, ariflerini, sözlerini okuyan da o şey ne kalbige bazı marifet uçkunları kirgen. Yedkine ki Allah rahmet kısın namaz okurdu türüp. Cemaat bulup okurduk. Okuyanda o kişi okurdular. İsminde var. Ama o kişilerde bazı marifetler buladı. Muhammed Yusuf Şair ham namaz ham bulup öttü ahirine. Bazı marifet uçkunları buladı. Çünkü onlar ariflerin sözlerini köp okuyanından, onlarca aşından bu geniden bazı bir onlarca marifet uçkunları yeter. Lekin o kişi arif değil adını o için yok. Çünkü ibadet görmez. İz lem ya'bud ma'rufahu. Çünkü uzun o kişinin marifet egesi arif diyemeyiz ki ozu tanıgan marifet hasıl kılgan zat Rabbige ibadet kıma yaptı. Ve lebudde lehu min zehadetin. Şunindik arif de zahidligen buluş gerek. Dünyadan rağbetsizlik buluş gerek. Ve illa fela hakikata indahu izlem yu'rid amma sivahu. Aks halde onda hakikat yok. Hakika arifmez. Ariflik hakikati onda yüzeyi kime gel? Neme gel? Çünkü mahbubudan başka nerseden yüzü görüş hasıl olmadı onda. Kaçan hakiki marifet hasıl oladı? Kaçan siz hakiki arif bulasınız? Allah'ın hakiki tanıganızda, hakiki tanıysanız Allah'dan başka bir rağbet kaladı mı? Yok. Başka bir rağbet yok olandayken demek dünya nimetlerinden siz rağbetsiz buluşunuz gerek. Rağbetsiz bulmasanız demek siz hala tanımamışsınız. Tanımamışsınız demek hala arifmezsiniz. Yani arifte zahidlik böyle de elbette. Ve lebudde lil abidi minhuma. Yani mine zehadeti vel ma'rife. Abid ham onda zahidlik ve marifet bu meylacı yok. İz la ibadete illa bi ma'rifetin ey fil cümle. Ve la feraga lil ibadeti illa bi zuhdin. Çünkü kişi abid bulamaydı marifetsiz. Ay bil fil cümle diyene umumi manada. Yani kançadır marifetten nasibesi bulmasından abid bulamaydı. Allah'ın kançadır tanımasından onu ibadet kılamaydı. Şunindek ibadetke boşlaşığı için zahidliğe gerek, rağbetsizlik gerek. İbadetke boşlaşığı için rağbetsiz buluş gerek dünya nimetleri. Bu masam üyümü bir kavat, iki kavat kılaman, maşinemi kettetiremen deyip, o şun bilen ben bulup ibadetke aşınmaydı o. İbadetki aşınışı için dünyanın nimetlerine asla rağbetsizlik buluş gerek. Fakat zahidlerin, zahidliği bilen tanılgan kişilerin zuhdu derecesinde bu mesleği mümkün. Ve zahidu kezalik. Zahidli hem tutuşuna kadar, onunla marifet hem buluş gerek. Bu mesela kan da yıkılıp, gözünü aldı dedi, nefse rağbet kıpturgen derslerden rağbetsiz buladı. Kan da yıkılıp.
Nimadir evaziga bo'lish kerak u. O'sha Allohni taniganidan bo'ladi. Ma'rifat bo'lish kerak. Shuningdek unda ibodatdan bo'lish kerak. İbadet bu mesela dünyadan keçken demek gerek var. Fasık kambağıl bulur. Yok. İbadet ham buluş gerek, marifet ham buluş gerek. Şunda o zahir bulur. İz la zuhda illa bi marifetin ey fil cümle. Yukarı diye gelin. Ve la zuhda illa bi ibadetin ve illa ade betaleten o betaleten. Eğer zahirde ibadet bu mesela o dengese bulur. Ne dünyaya geçkirli diyen, ne ahiret geçkirli diyen. Gır bekarçı, ahmak, dengesi, tembel, kimse gelmez. Elbette onda ibadet buluş gerek. Naam, men galebe aleyhil amel feabidun. Evi terk fezahidun. Evi nazaru litasrifil haqqi fearifun. Vel kullu sufiyyetun. Wallahu alam. Doğru. Qaysi birida qaysi bir jihat g'olib bo'lsa, o'shun bilan vasf qilinaveradi. G'olibman. Masalan, amal jihati ko'proq bo'lsa, obid bo'ladi. Tark jihati kuchaysa, zohid bo'ladi. Alloh taoloning tasriflari, tasarruflari, Allohning koinotdagi ishlariga nazar, ya'ni tafakkuri kuchaysa, orif bo'ladi. Alloh taoloning sifatlari va fe'llarini idrok qilishi kuchaysa, u orif bo'ladi. Lekin bunda ibodatdan bo'ladi, zohid degan bo'ladi. Va hokazo, Allohu a'lam. Endi bu birinchi fahm. Demak, xulosasi nima? Xulosasi biz hikmatni qaytadan aytadigan bo'lsak, yuqoridagi sharhga binoan bandaning badanidan, jismidan sodir bo'ladigan amallar, so'zlar, ish harakatlar ibodat nuqtai nazaridan qarag'i ibodatlari, ya'ni zohiriy ibodatlari amalları, salih amalları, kalbiga kelayotgan holatlar, kalbida kechayotgan kechinmalarga qarab har xil bo'ladi. Bir kishini o'zida o'zgarib turishi ham mumkin. Ba'zi hol bir kishida g'olib bo'lib, o'sha sifat unda sobit qolishi ham mumkin. Sobit qolsa maqom bo'ladi. Va bir qancha hollarni o'zida jamlaydi, lekin ba'zi biri unga g'olib kelishi ham mumkin. Masalan, zohidlik g'olib keladi, obidlikdan obidlik g'olib keladi, zohidlikdan ba'zi odamlar. Avval kuchayadi yoki tak kuchayadi, ha? Yoyinki ma'rifat kuchayadi va hokazo. Endi shu bilan birga qalbga kelayotgan o'sha holatlardan kelib chiqib, amallarini turlari o'zgaradi deyaptilar. Turlari o'zgaradi deganda bu kishi masalan, tarkini yuqorida yoyinki harakatchan bo'lib qolishni ha, joshqinlashib qolishni, yoki shatx va hokazolarni aytdilar. Yoki sokinlikni. Endi bundan tashqari amallarning o'zini turi bor-ku, mana roza bor. Ha? Zakot bor, sadaqa bor. Yoki til zikri bor, ha? Istig'for bor, til zikrining orasida salovat bor. Bularning turlanishi ham qalbdagi voridlarga qarab o'zgarib turadi. Shuning uchun agar murabbiy shayx shogirdga muayyan zikrni bergan bo'lsa, o'shini qilsin. Agar berganidan tashqari holatda yoki birov bermagan bo'lsa, o'zini qalbiga kelayotgan holatga qarab o'zgaraversin. Masalan, bir salovatdan huzur olib qolsa, salovat aytaversin. Bir istig'for aytgisi kelsa, istig'for aytaversin. Ammo o'shandan lazzatlanayotgani uchun emas, qalbiga shu narsa ilhom bo'lgani uchun. İbadetten lezzetleniş yaxşı narsa, lekin ibadetten lezzetleniş üçün kılıç yaxşı emas. Çünkü bendelik yuqalıp qaladı. Bendelik, teslim, buluş, ruhu yuqalıp, şunçaki huzurga oxşap qaladı. Yogaga oxşap qaladı. Düşünürlü mü? Bendelik ketip qaladı. Bendelik ketmesliği üçün kalbide ibadet huzurunu tapış yaxşı, lekin huzur kılıç üçün emas. İbadet üçün kısın, yani huzur tapma olsun belki. Lekin qalbiga ilhom bo'ladi. Masalan, o'sha qalbiga bir qabz keldimi, istig'forni ko'paytiradi masalan, ha? O'shanga qarab, demak, o'zini amallarini o'zgartirishi matlub bo'ladi. Demak, yana ba'zi tushunganlar bu nimani, hikmatni yaxshilik yomonlik o'rtasidagi almashish deb tushunishgan. Bandani amallari yaxshi yomon bo'ladi. Qalbiga kelayotgan kechinmalar, o'ylar yaxshi yomon bo'lishiga qarab. Yomon gumon nimaga harom qilingan? Chunki yomonlikka olib keladi u. Masalan, siz mendan yomon gumon qilsangiz,
Menge yaman yapırışını başlayız uzun uzun. Ve menge nisbeten yaman iş kılışını başlayız. Adamlar birbirine ne alışır? Yaman güman bilen. Köpünce. Yani şu kalbindeki yaman güman kalp ne ameli? Şu hal. Şu yaman amelge apkili yaptı. Mesela beni siz delik yalancı adam diye böyle yapsın. Kim ben sizge hacetimi etsem, hacetimi ravakımı yapsın. Yalancı bu diye yapsın. Yaman münasebetki apkili yaptı. Yani ki ben sikirgenizi çizmedim. Gözüm almadı mesela. Ya ki ben top kaldım, bölmeye kaldım. Siz güman kıldınız benden, yaman güman. Güman hürmet kılma yaptı. O beni bir hürmet kılış köytesi mukabili gibi, üç alıştı. Yani ki söküş köytesi. Yani yaman amelde apkeli yaptı, yaman hal. Bazıları şunu ne diyeyim. Ondan o hadis barıta çüşedi. Kalp islah olsa ameller salih boladı. Kalp fasit olsa ameller fasit boladı. Demek tenevvaat اَجْنَاسُ الْاَعْمَالِ الْبَدَنِيَّ مِنَ الشَّرِّ اِلَى الْخَيْرِ بُلَدٍ او بالعكس بِتَنَوُّعِ الْوَارِدَاتِ الْوَارِدَاتِ مِنَ الشَّرِّ اَوْ الْخَيْرِ او من الرحمن او الشيطان بُلَدٍ Allah da onda varidat ve ahval diyen sözler tasavvufi istilahtan çıkan tasavvufi istilahta varid ve hal diyen sözler fakat Allah'dan kele diyen derslerle işletilir yaman hatır, yaman Oylar gibi işletilmeyin. O ikinci fahamiye göre varidat ve ahvaldan tasavvufi istilah nazarda tutulmadı. Kalke kilgen ki hatır, hayal ve keçinmeler nazarda tutuyan buladı. Onda lugavi olup kaladı varidat ve ahval. Tasavvufi istilahı bulmaydı. Şunda kalpke yakşilik yamanlık gelişiye karar insanın amel yakşı yaman buladı deyip düşün soradı. Saddakında. Onda haligilere cevap buladı ki kalbimde yamanlık yok, namaz okumayım ben. Ben özü asıl, ben bu cevap konuş gerek, ben mahcayım pat, ona kadar. Mesela diyelim ki, avretimi yapmayayım ben. Yani ki, falan iş kılmıyım ben. Ben namaz okumasam ben, Kudan'dan korkam ben deyip. Namaz okumasam ben, Kudan'dan korkam ben. O Kudan'dan korkardı bazı oranlarda. Bazı oranlarda korkmaydı. Yani ki, namaz okumaslık, havfli kendini bilmeydi. Namazın perzilerini bilmeydi aslında. İkincisinden bir tanesi. Ya o cahil, ya ki başka orunda, bir orunda korkup, bir orunda korkmuyor yani. Ama korkmayakken de bilmiyor kalın. Korkuyakken oranını da isteydi halas. Bu çünkü o şeydi ki, kişi bazı adam boladı. İkide üçte adamını kurtarıp koyan boladı. Mesela maliyevi bir çukur geçiyorken cahili, he? Kıynelgen cahili. Ya ki bir kamalip getirirken orunda kurtarıp koyan boladı. Kaçan geplensiz, o şey tötte hikayeni kaytara uğradı. Ben falancılarla kutkarken ben, falancı kamalı bir tekken cahide kutkarı koyamam. 70 sesini satıp kamatken atmaydı onu. Falancıya yardım kıldım, stancını ben kutkarı kaldım dedi. Ne sesini umarım ketken de atmaydı. Buranın zavodunu tartıyorken, buranın üyünü basken, yani ki buranın pulunu tartıyorken atmaydı. Lekin bir kendi halkı yardımını yesin de oradı. Ben bir kişi falancını koşunum ki en payıda, sonra yardım koyamam. O şey olsun, yakış emellerimle uzun avutaş. Bana şu tabiyet, Haliye halatdan bo'ladi. Ya'ni qalbim toza-yu namoz o'qmayman. U yaxshi tomonini, o'zining yaxshi tomonini ko'radi xolos. Yomon tomoni ham bor. Undan ko'z yumadi. Ana u sotganlarni aytmagandaqa. Qamatganlarni aytmagandaqa. Bu aldanish bu. Bu odam solih bo'la olmaydi. U o'z bilan o'zi ovunaveradi xolos. O'zini o'zi aldab, nafsiga qul bo'lgan holatda o'tadi. Endi 3-chi fahm bor. 2-chi fahm ham o'tdi. 3-chi fahm bor. Bu hikmatga تنوعت أجناس الأعمال البدنية والقلبية بتنوع واردات الأحوال الوجودية يعني التقلبات يعني الأوضاع يعني الواردات والأحوال واردات الأحوال الوضعية يعني الصادرة من الله على العبد لماذا تسألون أذبتها اليوم وصي صدر قلب Bendedeki cismani ve kalbi ameller unga Allah Ta'ala tamamından keledigen yahşilik, yamanlik haletlerine karab uzyarıp türe. Bela keledi, sabır keledi. Nimet keledi, şükür keledi. Söyleyeyim. Bendeki Allah Ta'ala'dan keledigen haletler var, vaziyetler. Bendege Allah tamamından sadır kılınan vaziyet ve haletlerden kip çıkıp bendene amelleri uz yerim. Digen.
Bu üçüncü faham. Şeyh Zarruk şunu tercih edenler. Şunu tercih edenler. Demek ki aldın gözüye bağlanırdı bu. Aldın ne diyordular? Allah sana özünü tanıtışken bir eşik açken bu ise bu adam şu eşik açılıp sana marifat hasıl oluyor yaptıken amelin kemelgenliğe itibar kama dediler. Demek amel kemelgenliğe mi? Uzgardı mı? Ama böyle uzgardı. Allah Teala bendeki benim musibetimle uzgardı. O şenge bu kişi izah veriyorlar ki amelin kemelgenliğe itibar kama çünkü Allah verip de sana seni takdim kıyan derslerden göre Allah'ın sana vergeni sen Allah'ın talpın geldiğinden göre Allah'ın seni özüge tartıyan abzal rahu deyip durup bu sen o haletten bu haletke uçuşun tabii. Çünkü Allah Teala seni şu vaziyetlerini özü yaratı yaptı. Vaziyette uzgartırgenden ki mesela seni bimarlık vergenden ki amelin kemeyişi şükür haletinden sabır haletke uçuşun tabii bu. Demek ki bu yaptı. Bunun Hazreti Ömer'in sözleri hem kilitlediler ki As-sabru ve şükru matiyyeten la ubali eyyehuma erkeb diye gelir. Sabr ve şükür ikalası hem ulav. Allah yetkese diye ulav. Kaysi birini minemen menge farkı yok diye gelir. İtibar kımıyım. Yani ikalası hem Allah'a talpın işten ibaret. Şükür hem sabr hem. Bunun delilini mi? Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'ın nimetlerinden çömge, nimetlerine çömge o kişi. Mülk vergen, baylık vergen, tasarruf vergen, padişah kıyan nimetlerine o kişinin kursa gel. Eyyub Aleyhisselam'ı bela bilen kursa gel. Bela o kişinin tanesine dert vergen, ahlilere hem hamasına ayrılgen. Ki kaytarı verilgen. İki alasını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Sad Suresi'nde zikir kıladı. Gitme git. Süleyman Aleyhisselam'ın birinci, keyin Eyyub Aleyhisselam'ı. Süleyman Aleyhisselam'a verilen nimetlerini zikir kıladı. Başıda ayta ki وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنْ نِعْمَ الْعَبْدِ Ne kadar yakşı bendeydi o. Süleyman. اِنَّهُ اَوَّبْ Allah ki o da kaytuşu idi. Ki Eyyub Aleyhisselam'a zikir kıladı. وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب اِذْ نَادَ رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانِ بِنُسْ بِنْ عَبْدِ Şifa vergenin ayetedi de, ahirde ayetedi ki نِعْمَ الْعَبْدِ Ne kadar yakşı bendeydi. اِنَّهُ اَوَّبْ Allah'a kaytuşuydu. Süleyman Aleyhisselam mı? Ham. Eyyub Aleyhisselam mı? Ham. Bir kır lafız bilen. Ne kadar yakşı bendeydi. Kaytuşuydu deyip zikir kıyın. Halbuki Süleyman Aleyhisselam şükür makamında, Eyyub Aleyhisselam sabır makamında bu gelirler. Lekin ikilesinin hakikati bitti. Şükür ham Allah'a kaytuştan ibaret. Sabır ham Allah'a kaytuştan ibaret. Hakikat özelliği bittiğinden İkilesi hem Allah'a yetkizuvchi ikkita bir xil zohirda iki xil botinida maqsad ve vasile ma'nosida bir xil sifat bo'lyapti. Sabr ve şükür. Demek benden amelleri o'zgardi. Süleyman Aleyhisselam'ın ameli o'zgardi. Nimadan? Şükür o'kishida. Liyabluvani ashkuru am akfur dediler. Rabbim beni sinayapti. Şükür keltiramanmi yoki küfür keltiramanmi? Yani ne'matni o'zidan ko'rib o'ziga İbadet kılamam mı? Özümden görüp, özümden baha veremem mi? Sana yap dediler de, o kişi şükür makamıdır. Eyyub Aleyhisselam sabır kıldılar. Ha? O kişi sabır makamıdır. İkilesi hem bu kişi nimetke şükür kılış bilen Allah'a kayıt yaptı. Eyyub Aleyhisselam sabır kılış bilen Allah'a kayıt yaptı. İkilesi hem Allah'a kayıt yaptı. Süleyman Aleyhisselam şükür makamıdır o gencün. Hani, ahval o kişide, varit nimeydi o kişide? Nimetler idi. Ameli uzgardı, şükür. Eyyub Aleyhisselam, o kişinin varidi, o kişinin hali başka idi. Musibet idi. Ameli Süleyman Aleyhisselam'ı giden uzgardı, sabır. İkkelesi hem bitti neticeye erişti. Bitti lafız bilen maktaldı. Ni'mel abdu innehu evvel. Ya kadar yakşı bende. İkkelesi hem o nimet kigende şükür kılıp ubudiyetinin bendeliğini zahar kıldı. Onisi. Bunisi musibet kigende sabır kılıp bendeliğini ubudiyetini zahar kıldı. Her ikkeleler bendelik makamını cayı koydular. Her ikkeleler Allah'a kayttılar. Birlerin nimet bilen bittesi musibet bilen. Her ikkelelerini Allah Ta'ala maktadı. İkkeler Allah'ın uzgeyleşe mükafat aldılar. Bana bu üçüncü fahım.
Bana şu fahım zahira buladı. Onun ki hikmetke bağlanışı itibarıdır. Söyleyeyim mi? Demek üçte fahım gördük bu hikmetin şarkıda. Bu hikmetin ne muhçe ayetini yaptı şimdi savaş doğuladı. Hop ne muhtı? Ne muhtı şimdi? Eğer şu hakikaten havalı özgürse amel özgür ediyor mesela. Bizde ne faydası var bugün? Ana bizde ne faydası var dese şimdi biz şunu da bilemiz ki bana üçüncü fahımda çıkardı ki birinci fahamıya göre biz kalbimizdeki halet ki karab ibadetimiz özgürlükken olsa bunun yaman amasligimiz birinci. İkinci kalbimizdeki o şu varidlerge maslanan ibadet kılışımız. Fayda biz fayda aladığı faydalarımız. İkinci fahamıya göre amelimiz yaşlanmaz mı demek kalbimizde yamanlık var. Kalbimiz üstüne kılış gerek. Kalbim pak deyip günah kılıp yürü olması gerek. İkinci fahamda bu hikmetten aladığı faydamız. Amellerimiz salih böyle yaptı mı? Lakin kim? Mesela yukarıdaki abidlerini ya ki salaf-ı salihlerini zikir kılamızda demek ki onlar şuna kadar bugün ki kendi bugün ki bizde demek ki o şu ameller yok deyip soru kısık cevap şu ki bizi kalbimiz onların ikide kılmaz. Kalbimiz onların ikide kılmaz bugün de o şu uzak ibadetki takatımız bulardı. Uzak zikirge kuvvetimiz, rağmetimiz bulardı. Ve kub sadakatke kalbimizde kenglik bo'lardi va hokazo. Masalan Hasan ibn Abu Sinan yillik oilaviy maoshini olib qolib uyiga qolgan hammasini berib olgan. Topgan pullarning bir yildagini. Biz nimaga shunaqa qila olmayapti? Sahobalar ko'p shuna qo'ygan. Nimaga qila olmayapti? Chunki bizning qalbimizda ularning qalbidagi sifati yo'q. Zohirlik masalan. Demak, amalimiz kamligi qalbimizni noqisligidan, qalbiy holatimizni noqisligidan yoki qalbimizda qanaqadir illat borligidan. Amalimiz noqis mı? Kalbimizde illet var. Bana bu kalbimizi ıslah kılışımızda değil. İkinci fahamga göre. Üçüncü fahamga göre. Üçüncü fahamga göre bu hikmette bizde ne tasiri var? Ne faydası var dese özümüzde hasıl buluyorken demek o kalbimiz ve cismimizde amelini nazarat kılışımız gerek. Özümüzde sadır buluyorken vaziyet ve haletlerden gelip çıkıyor. Nimetimiz mi? Şükür kılışımız gerek. Musibetimiz mi? Sabır kılışımız gerek. Kenglik geldi mi? Çünkü her şey Allah size kengberi yaptı mı? Size köp verişiniz gerek. O hakkı. O zinginizi, haletinizi raya kılıp Allah Teala size veriyken, yaratıp veriyken vaziyet ve haletten kep çıkıp amellerinizi tasarruf kılışınız. Nimet kep dursa siz onu şükürsüz kaldırmayın. Musibet kep dursa sabırsız kalmayın. O hakkası. Bana bu üçüncü fahamıya göre hikmetten alınan fayda ki biz şünge karab uzumuzu tasarruf kılışımız münasip olan. Allah subhanahu ve ta'ala uzu manfaat yıkılsın. İnşallah kendi hikmette ihlas hakkı da yapılırlar. Ameller bir suret duru içindeki ruhu ihlasdır. Digen yapına etediler ve onu şahlediler inşallah. الله وفق قسم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا